Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil muz nasıl sarartılır onu anlatacağım. Bunu birçok kişi bilmiyordur, evinde böyle muz sarartmayı bilmiyordur. Elinize böyle yeşil muz geçtiyse sarartmayı bilmeyen, yöntemini bilmeyen insanların elinde bu muzlar çürür. Ama bu yöntemle muzunuz en geç bir hafta içinde sararmış olur. Hava almaması lazım, püf noktası bu. Elma da olgun bir meyve olduğu için muzu olgunlaştırıyor, sarartıyor. Böyle bir poşetin içine bir tarak muzumuzu alıp, ben iki tane elma koydum. Bir tane elma da koyabilirsiniz, hiç fark etmez. Dörde bölüp muzun, yani poşetimizin içine muzun kenarlarına koyuyoruz. Muzun hava almaması lazım. Ben ilk poşeti kapatıyorum ve açık kısım kalıyor. O yüzden üstüne bir poşet daha geçiriyorum. Hava almaması lazım. Olduğunu da nasıl anlayacaksınız? Yani ne kadar sonra açacaksınız? Zaten dışından muzun sarardığını görmeye başlayacaksınız. Muz sararınca olmuş demektir. Olduğunu anladıktan sonra poşetinden çıkartıp güzelce yıkayıp bir kenara koymanız lazım. Tekrar elmaların içinde kalırsa çürür. Yıkayıp bir kaba alıp yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.